Dünya gezegeni ve içeride yaşam hakkında bilmediğimiz çok şey vardır. En derin okyanusların dipleri, en sık ormanların derinlikleri ve en yüksek dağların tepeleri, keşfedilmemiş harikalar barındırmaktadır. Büyük gezegenimizin keşfedilen bölgelerinin çoğu, henüz çözülmeyen gizemler içermektedir. Bu listede arkeologları sonsuza dek şaşırtan 10 eski insan yapımı sitenin hepsini öğreneceksiniz. Dünyanın önde gelen bilim adamları ve uzmanların hiçbiri, bu yerlerin neden var olduklarını, nasıl oluştuklarını ve ne amaçla kullanıldıklarını kesin olarak cevaplayamamıştır. 10 numara Taş Küreler, Costa Rica. UNESCO'ya göre Costa Rica'nın büyüleyici Stonehenge'i, Kolomb öncesi şeflik yerleşimleridir. İspanyolca'da birçok yerel halk bölgeyi, Las Bolas olarak bilmektedir. Temel olarak Las Bolas ise, Costa Rica yağmur ormanlarının Dicuis Deltası adı verilen bir bölgesinde, 4 farklı alan oluşturmaktadır. Arkeologlar, büyük, sert topların M.Ö. 500 ile M.S. 1500 yılları arasında bölgede yaşamış bir uygarlığa dayandığına inanmaktadır. Bu toplarla ilgili iki tuhaf yön vardır. Birincisi, hepsi neredeyse mükemmel kürelerdir. İkincisi, hepsi farklı boyutlardadır. Ne yazık ki, bilim adamları ve tarihçiler hala ne için yaratıldıklarını veya neden orada olduklarını bilmemektedir. 9 numara, Miami Çemberi, Florida. 1998'de South Beach geliştiricileri, yeni bir apartman kompleksinin temelini attı. Birkaç eski konut bloğunu yıkarak, bir dizi şık gökdelen inşa etmek istediler. Yerin derinliklerine inmeye başladıklarında ise, büyüleyici bir şeyle karşılaştılar. Ağır kireç taşı tabletlerle dolu 24 büyük delikten oluşan bir daireydi bu şey. Uzmanlar daha da derine inmeye başladılar ve çok geçmeden tüm düzeni ortaya çıkardılar. Arkeologlar, keşfi çevreleyen tortu ve toprakla, ellerinden geldiğince karbon tarihleme yöntemine başvurdular. Bunu yaparken, Miami çemberinin kabaca 2000 yaşında olduğunu tahmin ettiler. Arkeologlar, taşların tekoeste olarak bilinen bir grup insan tarafından yerleştirildiğine inanmaktadır. 8 numara, Garip Taş Heykeller, Endonezya. Sulawesi Adası, tonlarca eşsiz ve tehlikeli yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda, kimsenin insan kafasına sığdıramadığı, bir dizi taş kafaya da ev sahipliği yapıyor. Tıpkı Costa Rica'da olduğu gibi, Sulawesi'ndeki taşların hepsi farklı boyutlardadır. Ancak bunlar basit küreler değil, insan figürlerinin şekillerini içermektedir. Bazıları sadece birkaç inç uzunluğundayken, bazıları 4,6 metreden daha yüksektir. Daha da fazlası ise, uzun ve dikdörtgen olarak bulunanlar, arkeologların tabut olarak kullanılıp kullanılmadıklarına merak etmelerine neden olmuştur. Tabut teorisi, ağır taş kapaklar bulunmaya başlamasından sonra, kaşifler tarafından ortaya atıldı. Toplamda, Sulawesi'nde yaklaşık 400 taş eser vardır. Ancak, oraya nasıl geldiklerinin veya neden yapıldıklarının gizemi devam etmektedir. 7 numara, Taştaki Kılıç, İtalya. Tarihçilere göre Galgano Giudati, şimdiki İtalya olarak bilinen, kırsal kesimde dolaşan 12. yüzyıldan kalma bir soyluydu. Giudati'nin Montesiepi'ye gitmesini, bu kılıcı oradaki büyük bir taşa saplaması söylendi. Bu eylem, Galgano'nun ölümcül silahını çalmakla kalmayacak, aynı zamanda sözde Tanrı'ya inanmanın gücünü de kanıtlayacaktı. Bu hikaye pek gerçek görünmese de, modern arkeologlar, taşı incelemek için bir X ışını makinesi çıkardılar. Yere nüfuz eden radarla kayanın derinliklerine bakmışlar, kılıcın derinlerde gömülü olduğunu keşfetmişlerdir. Şaşırtıcı bir şekilde, sadece dışarıya yerleştirilmiş bir kabza ya da gösteriş için yapılmış, sahte bir kılıç olmadığı anlaşılmıştır. Bu sözde delinmez taşın içinde bırakılan ise, 12. yüzyıldan kalma gerçek bir kılıçtır. 6 numara, Viking Pen'i, Amerika Birleşik Devletleri.
1957'de New England kırsalında yürüyüş yapan amatör bir arkeolog, eski bir Kızılderili bölgesi olduğu düşünülen yerde küçük bir madeni para buldu. Madeni parayı detaylı bir şekilde inceledikten sonra, uzmanlar bunun 11. yüzyıldan kalma bir Norveç madeni parası olduğunu anladılar. 1970'lerin ortalarına gelindiğinde, yeni arkeolog ekipleri madeni paranın 1065 ile 1080 arasındaki bir döneme ait olduğunu belirlediler. Gümüş paranın üzerindeki küçük bir işaret ise, muhtemelen bir pandantif olarak kullanıldığını göstermiştir. Madeni para, alışverişte kullanılmak yerine, İskandinav ziyaretçileri tarafından yeni dünya yerlilerine verilen, tek seferlik bir hediye olabileceğine inanılmaktadır. Bu biraz mantıklı görünüyor olsa da, arkeologlar ve tarihçiler kesin olarak bilmemektedir. 5 numara, Büyük Taş Daireler, Ürdün ve Suriye. Onlarca yıldır çöl ovasının yukarılarından çekilen havadan görüntülerde, şimdiki Ürdün'e dağılmış büyük bir dizi taş daire, Suriye'de de sınırın hemen ötesinde bir çember vardır. Onları oluşturan kayalar, bu listedeki diğerleri kadar düzgün kesilmemiş olsa da, ancak düz arazi boyunca, gerçekten büyük daireler halinde düzenlenmiştir. En küçük dairenin çapı 219,5 metre, en büyüğü ise 442 metreden fazladır. Hepsinin yüksekliği 0,9 ila 1,5 metre arasında olacak şekilde ayarlanmıştır. Ve işin en tuhaf yanı, hiçbirinde giriş için açıklık olmamasıdır. Arkeologlar, M.Ö. 4500 ile M.Ö. 2000 yılları arasında bir zaman dilimine dayandıklarına inanmaktadır. 4 numara, Newton Taşı, İskoçya. Avrupa'nın her yerinde çok sayıda dikili taş vardır. Bunların en ünlüsü, şüphesiz İngiltere'deki Stonehenge'dir. Ancak diğer ülkelerde, antik anıtlara ve gizemli eserlere sahiptir. İskoçya'da bunlardan en tuhafı ve kafa karıştırıcısı, Newton Taşı'dır. Aberdeenshire'da duran Newton Taşı, dikkatli bir şekilde yılan benzeri bir desene oyulmuştur. Ne yazık ki, taştaki görüntülerin anlamı, arkeologlar tarafından bilinmemektedir. Arkasında 6 satırlık anlaşılmaz metinde vardır. Tarihçilerin Ogham adlı eski bir dile kadar uzandığından oldukça emin oldukları, bir dizi çizgi benzeri ve oymaları vardır. Ancak, başka bir gizemli metinde yazılmış birkaç satır daha vardır. Dilbilimcilerin, ikinci dilin ne olduğu veya mesajın neyi temsil ettiği konusunda hiçbir fikri yoktur. 3 numara, Kavanozlar Ovası, Laos. Dünyadaki birçok yer gibi, Laos da mistik bir ülkedir. Vahşi bir düzlükte yüzlerce kilometre karelik bir alanda, kelimenin tam anlamıyla binlerce taş kavanoz vardır. Görünüşte rastgele bir düzende dağılmışlar ve yerleşimleri için herhangi bir kafiye veya sebep yokmuş gibi görünmektedir. Bazıları küçük, bazıları gruplar halinde oturur ve bazıları yerde tek başına dinlenir halde durmaktadır. En büyükleri bir tondan daha ağırdır ve 2,8 metre yüksekliğindedir. Peki onları bu hale kim getirdi ve oraya ne zaman geldiler? Her ikisi de günümüz araştırmacılarının hala çözmeye çalıştığı sorulardır. Bazı tarihçiler, kavanozların aslında vazo olduğuna ve kutsal bir mezar alanını temsil ettiğine inanmaktadır. 2 numara, Judicalla Kayası, Kuzey Carolina. Kuzey Carolina'nın batısındaki dağlarda yaşayan Cherokee halkı, Judicalla adlı eski bir devin hikayesini anlatırdı. Efsaneye göre, dağdan dağa atlayarak, engebeli arazide kolaylıkla hareket ederdi. Atlamanın ortasında dengesini sağlaması gerektiğinde, devasa ellerini kayaların üzerine koyardı. O kayalardan birinde, 7 parmağının izlerinin kaldığı söylenmektedir. Cherokee yerlileri bugüne kadar, garip, devasa taşa, Judicalla Kayası diyorlar. Devin devasa parmaklarının üzerinde, ebedi bir iz bıraktığına inanıyorlar. Arkeologlar, her şeyin 3000 yıl öncesine kadar uzandığına inanıyor, ancak bunun ötesinde ayrıntılar çok azdır. 1 numara, Motala Kafa Tasları, İsveç.
İsveç'in Motala kenti yakınlarındaki göl kıyısındaki bir bölgede araştırmacılar, insan kafatasları ve diğer kemik parçalarının taş devri düzenlerini incelemişler, alanda en az 11 farklı kafatası bulmuşlardır. Ürkütücü bir şekilde, onların yetişkin erkek ve kadınların yanı sıra, çocuklar ve bebeklerin kalıntıları olduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden arkeologlar, hemen kafataslarıyla ilgili bir tür kurban töreni veya daha derin bir dini anlam olup olmadığını merak etmişlerdir. Kemiklerin tarihlendirilmesi, bilim adamlarına hepsinin yaklaşık 8000 yaşında olduğu sonucunu vermiştir. Ancak kafatasları o kadar eski ki, kimse ne için orada olduklarını veya nasıl kullanıldıklarını kesin olarak söyleyememektedir.